Hepinize yeniden merhaba çocuklar. Baraka TV çocuğa hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ayın Tadı Nasıl isimli bir kitap okuyacağım. Eğer hazırsanız hep birlikte kitabımıza geçelim. Hayvanların uzun zamandır merak ettikleri bir şey vardı. Acaba ayın tadı nasıldı? Tatlı mıydı yoksa tuzlu mu? İstedikleri sadece aydan bir ısırımlık parça koparmak ve onun tadına bakmaktı. Geceleri toplanıp bu özlemle aya bakıyorlardı. Kimi boynunu uzatıyor, kimi elini ya da ayağını uzatıyor ama içlerinden hiçbiri aya dokunabilecek kadar yetişemiyordu. Günün birinde küçük kaplumbağa en yüksek dağın tepesine tırmanıp oradan aya dokunmaya karar verdi ve yola koyuldu ay bu tepeden çok daha yakın görünüyordu. Küçük kaplumbağa uzanıp ay yetişmeyi denedi ama ona erişemedi. Ay hala uzaktı. O da fili yardıma çağırdı. Eğer sırtıma çıkıp hortumunu uzatabilirsen belki aya yetişebiliriz. Ay bunun bir oyun olduğunu düşündü. Tam fil kendisine yaklaşmıştı ki ay bir parçacık yükseldi. Fil aya uzandı ve ona yetişemedi. Böylece o da zürafayı yardıma çağırmaya karar verdi. Eğer sırtıma çıkıp boynunu uzatabilirsen, belki yeterince uzun oluruz ve aya yetişebiliriz. Zürafanın kendisini yetişmeye çalıştığını gören ay bir parça daha yükseldi. Zürafa boynunu uzatabildiği kadar uzattı ama boşuna yine yetişemedi. Zürafa zebra'yı yardıma çağırdı. Eğer sırtıma çıkıp aya uzanabilirsen belki bu kez ona iyice yaklaşmış oluruz ve yetişmeyi başarabiliriz dedi zürafa. Bu oyun Ay'ın çok hoşuna gitmişti. Böylece oyuna devam ederek bir parça daha yükseldi. Zürafa'nın sırtına çıkan zebra bütün gücüyle yükseldi. Yükseldi, biraz daha yükseldi tam diyecekti ki başaramadı. Bu kez aslanı yardıma çağırdılar. Eğer sırtıma atlarsan bu kez iyice uzun oluruz ve o zaman ayak dokunabiliriz dedi zebra. Aslanın zebra'ya yardım ettiğini gören ay hemen harekete geçti ve bir parça daha yükseldi. Hayvanlar bir türlü aya yerişemiyorlardı. Bu kez tilkiyi yardıma çağırıp bir kez de onunla aya yetişmeyi denemeye karar verdiler. Eğer sırtıma çıkıp yeterince uzanabilirsen belki bu kez başarabiliriz dedi Aslan. Tilkinin bir sıçrayışta işte, Aslan'ın sırtına atladığını gören ay biraz daha yukarı yükseldi. Hayvanlar bu kez neredeyse aya değecek kadar yaklaşmışlardı ama ay yükselince bu çabaları da boşa gitti. Tilki bu kez maymunu yardıma çağırdı. Eğer sırtıma çıkıp aya uzanmaya çalışırsan mutlaka ona erişeceğiz dedi tilki. Ay maymunun uzandığını görünce yine biraz yükseldi. Maymun bu kez aya yetişmişti ama parmağının ucunu dokunduramıyordu bir türlü. Ay onlara gülüyordu. Maymun fareyi yardıma çağırdı. Eğer sırtıma tırmanırsan biraz sonra aya erişmiş olacağız dedi maymun. Fareyi gören ay dudak büktü. Hele bu küçücük hayvan bana hiç dokunamaz dedi. Bu oyundan da artık sıkılmaya başlamıştı. Bu yüzden bu kez yerinden kıpırdamadı. Küçük fare önce kaplumbağanın sırtına tırmandı. Oradan sırayla file, zürafaya, zebraya, aslana, tilkiye ve son olarak da maymuna ve aya uzanıp bir parça koparıverdi. Tadı çok lezzetliydi doğrusu. Daha sonra sırayla birer parçadan maymuna, tilkiye, aslana, zebraya, zürafaya, file ve kaplumbağaya uzattı. Ayın tadı hepsinin en çok sevdiği yiyecek neyse tıpkı ona benziyordu. O gece hepsi birbirlerine sokuldular ve birlikte uyudular. Balık bütün gün olup bitenleri izlemişti hiçbir şey anlamamış gibi yüzgeçlerini açıp kapadı. Aya ulaşmak için neden bu kadar çaba sarf edip yükseklere tırmandılar ve yoruldular hiç anlamadım. Oysa hiç de yukarıdaki kadar uzak olmayan hem de çok yakında burada suyun içinde başka bir ay daha var. Hikayemiz burada sona erdi. Umarım bizi dinlemekten keyif almış ve hikayemizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikayemizde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.